Welcome to the Startup Grind. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İlginç bir İzmir şeyi yaşıyorsunuz, örneği yaşıyorsunuz. Kayıtlı kişi sayısı biraz fazlayken böyle arada sırada şey, ilginç şeyleri hava mı kötü ondan mı oldu acaba? Çünkü şey, hani bize arayıp yalvaranlar falan vardı yani, şey yapmayın falan diye. Bu arada Anıl beni uyarıyor, nereye gidiyorsun diye. Şöyle kahve çekeyim. Hoş geldiniz. Çok kısaca ben kendimi tanıtacağım. Yani hafif fazla uzatmadan. Sonra Startup Grind'ı ilk defa gelen arkadaşlar var, bilmeyenler var. Çok kısaca yine Startup Grind'dan bahsedeceğim. Bugün için yine çok kısaca, her zaman girişimciyiz ya, çok kısaca bize teşekkür edeceğimiz insanlar var, onlara teşekkür edeceğiz. Sonra Masis'le bugün iyi oldu. Az kişi daha rahat sizden de soru alabiliriz. Ama dediğim gibi yani arada Masis kesmeniz falan gerekebilir yani. Yoksa diyor ben konuşurum diyor. Ben Taylan Demirka, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bir de burada zaten çok tanıyan arkadaş var. Endonezya'da bir kuruluşma merkezi var. Yeni iş fikirleri işe çevirip ticaretleşmesini sağlıyoruz. Onun koordinatörüyüm. İş geliştirme koçuyum. Startup yani girişimci koçuyum aynı zamanda. İki kitabın yazarıyım. Blog yazıyorum. Aynı zamanda müzikle de koro bazında. Hatta bir akapella korosu var. İlgileniyoruz. Sağ olsun. Nasıl da bize daha önce yardımcı olmuştu. Onu da bireyim. Yani müzik benim zaten vazgeçilmezim. Meraklıyım. Huysuzum. Arkadaşlarım huysuz şirin diye söylerler. O yüzden hani konuştuklarında şey, biraz huysuzluk, biraz sinirlik falan filan deriz. Çünkü şöyle söyleyeyim, haftada 40'tan fazla iş fikri değerlendiriyoruz. Bugüne kadar da saydım, yani 1200'den fazla iş fikri dinlemişim. 4 tanesini ancak ticaretleştirmişiz. Yani girişimin ne kadar zor olduğunu yani siz düşünün. Startup Grind'dan bahsetmek gerekirse, Startup Grind şu an şöyle söyleyeyim, 150'den fazla şehir olmuş en son baktığım istatistiklere. 65'ten fazla ülkede 100 binden fazla girişimci bir araya getiren bir organizasyon. Amaç aslında çok basit. 3 tane eğitmek, ilham vermek ve katılımcıların bağlantı kurmasını sağlamak. Yani şunu söylemek istiyorum. Daha az kişi tercih etmediğiniz sebebi buradaki herkesin birbirine bağlantı kurması. Eğitme kısmı var, evet. Ve ilham verme kısmı var. Biz yaklaşık İzmir'de 3 ayda bir, değil mi? Yaklaşık 3 ayda bir, yani yılda 4 tane Startup Grind düzenliyoruz. Facebook'ta Startup Grind İzmir, Twitter'da Startup Grind İzim diye bizi takip edebilirsiniz. Çünkü yaklaşık Ekim gibi falan zannediyorum yazdan sonra bir tane daha Startup Grind yapacağız. Sonra inşallah biterken biraz hızlandırıp bir tane daha yapmayı düşünüyoruz. Ve hep başka lokasyonlarda yapıyoruz. Yani ilkini İzmir Ekonomi'de yaptık, ikincisini Yaşar Üniversitesi'nde yaptık. Üçüncüsünü şu an sağ olsun Ebirtem'de yapıyoruz. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Bugün ben özellikle ilk başta teşekkür etmek istediğim Aysun Semih burada yani gerçekten. Ebirtem, şu an gerçi Aysun orada fotoğrafta. Gerçekten yeni iş şey, fotoğrafları. Gıda mühendisi değil mi Aysun? Yani. Söylemek istemiyorum ama öyle. Gördünüz mü? Farklı şeyler yapabiliyorsun. Girişimci ruhu demek illa girişimci olmak anlamına gelmiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Öncelikle Elit'e, Semih'e ve Aysun'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize çok büyük katkıları var. İzmir Yüksek Teknoloji'de Atmosfer TTO bizim ulaşım sponsorumuz. Onlara teşekkür ediyorum. Biz Endonics olarak ekibimiz burada. Sevgili Doğan, Beyza, Oğuz burada değil ama onlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani Startup Grind'in buradaki birçok arka plandaki operasyonu onlar yürüttü. Anıl sağ olsun bizi kameraya çekecek. Ondan sonra izleyebileceksiniz. O yüzden reporta şekli burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bir de bu etkinlikten sonra yani konuşma bittikten sonra süper makaronlar var. Bence İzmir'in en iyisi. Alice Makaron, İpek. O da gelecek. O da iyi bir girişimci. Böylece biz de makaron da şey yapmış olacağız, tatlamış olacağız. Eminim beğeneceğiz. Geçen sefer açtığımızda 80 tane silindi böyle. Bitti yani öyle söyleyeyim. Şimdi, o bir şef. Tek var. O bir kurucu. Ben kurucu demeyi tercih ediyorum. O bir matematikçi. Bak inanmazsın. O alanında ödüle doymayan bir sanatçı. O bir Masis Aram Gözbek. Nasıl? Az da olsa demek ki ayakta, ayakta, ayakta. Evet. Masis, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. İyiyim, sen nasılsın? Ben de sesim. O şey, o müzik hep gecikiyor abi. Böyle bir şey var. Seçim güzel ama. Yani seçim güzel değil mi? Tın tın falan. Evet. Şimdi aslında bu organizasyonu yaparken Startup Grind'de genelde biz başarılı girişimcileri çağırıyoruz. İşte 100 milyon dolara şirketini satan Fatih İşbeceri çağırdık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Geçen sefer İhsan Erdin geldi, girişim fabrikasının direktörü. İlk defa benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir Startup Grind'da hani direkt hard girişimci diyoruz ya böyle hani işte para mara falan filan hani böyle birini çağırıyoruz. Tabi bunu çok tehlikeli tarafları var. Şöyle tehlikeli tarafı var.
bir müzik tarafıyla ilgilenen insan da memnun kalmayabilir. Ne girişimi kardeşim diyebilir. Girişim tarafıyla ilgilenen de bize şey diyebilir. Kardeşim girişim yapacaktınız, niye çağırıyorsunuz müzisyeni falan diye. Ama eminim bu sohbetin sonucunda amacınız ilham vermek olduğu için ben bloğuma iki tane yazı yazdım abi. Bir koro bana öz disiplin, takım çalışması ve liderliği hakkında ne öğretti diye. Masis bu konuda gerçekten takip ediyoruz. İnanılmaz çalışmaları var. Ben o yüzden hep şey yapıyoruz. 28 yaşınız. Doğru mu? 87 doğumlusun. 28'in içinde. Ve benim okuduğum kadarıyla alanında benim sayısını tam çıkaramadım ama 23 ödül değil mi? Ben bilmiyorum sayısını. Valla ben saydığım kadarıyla söylüyorum. 23 tane ödül var. 23'ten fazla da sayamadım. Sürekli bir yerlerden bir şey çıkıyor böyle. Ama vardır yani. Daha aynen. Bir şeyler daha. Şimdi önce küçük günden başla. Mesela doğduğum yerden falan mesela. Küçük günden başla. Şimdi birçok enstrümana meraklısın. Bunu biliyoruz. Bu aileden gelen mi? Sen mi merak duydun? Bir de hangi enstrümanlara merak saldın? Yani o dönemi kısaca bize bir anlatır mısın? Yani şöyle oldu aslında. Ailemde benim müzisyen yoktu. Sadece dayım biraz akordeon çalarmış. İşte annem ve dayım da zamanında korolarda söylemişler. Benim başlangıcım aslında çok böyle tesadüfi olmuş diyebilirim. Anneannemlerin bir yazlığı vardı. Oraya giderdik yazları. Orada da bir oyuncak, bir melodika. Melodika dediğim enstrüman şöyle klavyesi üzerinde olan ve üfleyerek işte çalınan yazdığı bir enstrüman. Ha, ufak. Çocukluğumu hatırlattın abi. Melodika bilinir yani. Ama bu gerçekten böyle imkansız bir melodika. Çok şey, yani oyuncak ve renkli tuşları var. Ben öyle onunla takılarak başlamışım. Duyduğum şeyleri işte çalıyormuşum falan sürekli böyle oradan buradan duyduğum şeyleri. Daha sonra böyle bunu fark edince bizimkiler bana böyle işte 1-2 sene sonra onun bir büyük modelini, işte 3 yaşındaydım o ilk çaldığım zamanlar, bir üst model, bir oyuncak org aldılar. Bu sefer onunla çalmaya başladım. İşte kendi başıma çalıyorum. Şimdi dersim her salmışlığım yok. Şeyi hatırlıyorum. Ha yani, onu soracaktım. Hiç ders yok, yok değil mi? Yani tamamıyla kendi tutuyorum. 8'de müzik okumaya başlayana kadar hiçbir ders almıştım. Ya şöyle bir geyik olmadı değil mi? Hep girişimciler de onu sorarız. Ben girişimci olacağım falan diye. Hani ben müzisyen olacağım abi. Yok, ben yok. Ben bilmem ne. Ha öyle bir şey yok. Sağ şey. Tutkunluyum. Ben astronot olacaktım. Evet. Ya kime niyetlenmek daha sonra işte o orkla böyle hani bir madem girişimcilikle alakalı bir etkinlikteyiz ama uygun olabileceğini düşündüğüm bir şey anlatayım ufak. İşte yine yazlıktayız. Odamın nasıl bir ufak bir odam var. Odamın kapısından böyle insanları bekletip kağıtların üzerine bilet yazıp işte onları kesip böyle tek tek onlara verip öyle içeri alıyormuşum insanları. Sen çalacaksın tabii. Ben çalıyorum yani böyle tek elle. Böyle garip garip çalıyorum yani. Hani şey değil öyle bir efsane bir durum yok. Neyse sonra bundan sonra kilise korolarında söylemeye başladım. 7 yaşından işte bir 13-14 yaşına kadar. Kilise korosunda böyle hani gerçi sordun mu Gregorian chant yani Gregorian chant gibi değil. Bizim Ortodoks Kilisesi. Ermeni Ortodoks Kilisesi. Gomidas diye çok ünlü bir Ermeni besteci var. Onun yazdığı çok sesli bir ayin var. 7 yaşındasın bu arada değil mi? Evet, evet. Ama yani şey, kilise korosu dediğim toplulukta hani 7'den 70'e diyebileceğimiz gerçekten herkesin işte Yeşilköy halkının bir araya gelmesi üzerine böyle bir yer. Ben orada kendi kendime not okumayı öğrendim. Hani şöyle oldu. Onu çok merak ediyorum, evet. Yaz. Abi biz solfej okuyalım diye canımız çıkıyor. Yani Türkan, duymasın Türkan hocam. Türkan muhabbetler ama. Yani şöyle bir şey. İşte bu dediğim gibi 7'den 70'e böyle bir şey olduğu için ve hakikaten halk bir araya gelsin, işte hem müzik öğrensin. Sadece ayinden değil, bayağı böyle işte dünya literatüründen de farklı farklı eserler çalışıyordum. Ama bir müzikal bir seviyeden bahsetmek zor tabii ki ve orada öyle bir mükemmel bir değer yok sonuçta. İşte şefimiz melodileri çalıyordu. Ne bileyim bir 10 kere 15 kere çalıyor ki insanlar iyice sindirsin falan. Ben ilkinden ya da ikincisinden sonra artık melodiyi öğreniyordum ve sıkılmaya başlıyordum. O yüzden de bu sefer elindeki kağıtlarla daha fazla ilgilenmeye başladım. Orada notalar var ama kimse ilgilenmiyor tabii. Sadece söz okuyordum. Yani bu sefer hani böyle... Herkes söz okumak için tutuyor değil mi o notaları? Evet, nota bilen de vardır. Çok güzel ama yani hani %95 bu. Neyse, halbuki Almanya'ya gittiğinde, Almanya'da en ufak bir köyde bile atıyorum belki 300-400 tane koroyla karşılaşırsın ve herkes nota okumayı bilir. Yani okullarda çünkü bizim böyle burada ne bileyim yetişkin korolarının ancak söyleyebildiği parçaları falan orada 3. 4. sınıflarda okutuyorlar. Kitapları var.
Neyse, ben de orada o şekilde işte yukarı gidiyormuş, biraz inceliyor işte, aşağı işte iniyor filan. İçi dolu, boş, biraz uzun, kısa. Bu şekilde böyle not okumayı öğrendim. Ondan sonra, biraz daha sonra bir büyük ork geldi. Orada bu sefer işte iki elle çalmaya başladım filan. Notaları indirdim, aynen. Not okumaya başladıktan sonra internetten kızı notaları indirip o orkla çalıyorum filan derken, aslında şey, yani notu okuma ve biraz böyle enstrümanlara bulaşma sürecim böyle oldu. Biraz lisede işte elime gitar almıştım, onunla bir ses çıkarmaya başladım. Çalıyorum bir şeyler, bas gitar çalıyorum biraz. Onları söyleyeceğim zaten. Duyduk onları. Aynen, o klavyeler falan. Yani klavye çaldım çok tabii. Aynen, o klavyede zaten ayrı bir şey var, yeteneği var. Nasıl onu kesinlikle duyduk. Şimdi 2004 yılında Battle of the Bands yarışmasında çok genç, 19 yaşında mı? Yanlış mı hatırlıyorum? 17 oluyor. 17 maşallah. 17. Doğru, 17. Orada bir ekip var. Doğru mu Battle of the Bands dediğine göre? Yanlış şöyle, ekip var. Battle of the Bands 6.siydi sanırım o zaman. Türkiye'nin işte 4 bir yanına açık amatör müzik grupları yarışması. Radyo Boğaziçi düzenliyordu. Biz de bunu duymuştuk. Ben de o zaman kadar hiç Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmemiştim. Yani hep ben çocukluğumdan beri şey demiştim. Hayat neydi? Boğaziçi var abi, değil mi? Yani çocukluğumdan beri hep şey demiştim. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde okurum herhalde falan. Ne okuyacağımı bilmeden ve düşünmeden. Neyse bu vesileyle işte biz böyle lise grubuyla bizim buraya bir demo gönderelim dedik. Beste yarışması aslında. Biz de besteler yaptık, kaydettik, yani gönderdik. Hani normalde Manga'nın, Grippy'nin işte bir ikiden daha böyle grubunun ilk meşhur olduğu yarışma bu aslında yani zamanında. Ha, böyle bir şeydi. Yani o zamanlar hele daha da şeydi, yani bayağı ağırlığı olan bir yarışmaydı bu müzik piyasasında. Neyse biz de başvurduk, hani böyle olursa olur artık diye. Normalde insanlar ne bileyim 25-30 yaşında, 40 yaşında gruplar falan gidiyor. Finale kaldık, 8 grup içine işte son 8'e kaldık. Canlı performans yapmaya gittik. Sabah soundcheck'teyiz. Böyle çaldık. Pardon, sıramızı bekliyoruz. Birileri geldi yanımıza. Böyle bakıyorlar bize filan. Geldiler, sordular hani dayanamayıp artık. Siz de mi çalacaksınız filan? Siz de mi, hangi grupsunuz filan? Biz böyle söyledik böyle. Hadi ya işte ne güzel ya, bu yaşta ne başarı filan. Böyle başımıza okşadılar filan. Ha, yaş olarak şeysiniz bir de. Diğerlerine göre biz, çok biz 17 yaşındayız. 17 yaşındayız. 16-17 yaşındayız. Ortalama? Genelde ortalama 26-27. Hani 24 de var, 30-40-50 filan da var. Yani serbest bir yarışma çünkü. Yani lise, üniversite yarışması değil. Yarışması değil. Neyse, sonra böyle işte çaldık finalde. Sonra birinci olduk o yarışmada. Abi ben orada şunu çok sormak istiyorum. Bak, şimdi buradaki çoğu arkadaş, biz girişimlerde takım bir araya getirmekte çok zorlanıyoruz. Tamam mı? Yani hadi abi bir araya gelelim işte yazılımcısı, şu suydu, bu suydu ya da tasarımcısı bir araya getirelim. Bir de o takım, birisi askere gidiyor. Efendim söyleyeyim, birisi sevgilisiyle ayrılıyor, öbürü bilmem ne oluyor falan filan. Takım kurmak çok zor. Ben şunu, aynen, yağmur yağıyor ya da ben depresyona girdim diye gidiyor. Ben şunu merak ediyorum. Hangi heyecanla bir araya geldiniz? Yani biz burada takım, sırrını ver Allah aşkına. Biz bir türlü o heyecanla yatıp böyle bir ekip toplayıp böyle bir girişim yapmakta çok zorlanıyoruz. Yani ne sizi bir araya getirdi orada? Yani bu zorlukları biz de çok yaşıyoruz bu arada. Yani bu bahsettiğin şeylerin, ben boşuna şey demedim, yağmur yağıyor filan. Gerçekten sudan sebeplerle filan hani gelen, giden, ayrılan türlü türlü şey var. Yani insan motivasyonunun çok fazla değişkeni var. En ufak şey böyle seni hemen o işten alıkoyabiliyor. Özellikle gönüllüyse bu iş. Seni bağlayan bir şey yoksa, ki biz yıllardır bunu gönüllü olarak sürdürüyoruz. Ben dahi. Yani korodan bahsedecek olursam... Hayır, 17 yaş... Şey diyor, koro derken Boğaziçi Caz Korosu'na ayrıca geleceğim yani. Senin ekipten mi bahsediyorsun? Yani 17 yaşındasın abi. O motivasyon, grup, o yarışmaya katılıyor. O grup da aynı değil mi? O yaşlarda. Aynen. Yani biz mesela 24-25-30 yaşındaki insanlara takım kuramıyoruz. Açık söyleyeyim. Yani bayağı zorlanıyoruz. Adam askerlik falan problemi olmayan da fark etmiyor. Sen orada 17 yaşında aşağı yukarı senin yaşlı insan ne yaptın abi yani? Yani, böyle, yani şöyle... Gelin abi gelin abi falan yani, bir şey dövdün mü ne yaptın? Yani çok merak ediyorum. Varsa bize... Ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir evresinde böyle hani aslında hobi olan şeylere normalde hiç böyle gerçekten hobi gözüyle ve o koşullarda yaklaşamam. Yani benim için işte şu suyu bu bardağa dökmekse bu iş, o en iyi şekilde olacaktır. Ondan en çok keyif alacağım, en yoğun şekilde yaşarım. O deneyim ben. O benim için bir deneyimdir yani. Dolayısıyla aslında o zaman da bir grubumuz vardı. Yine benim için o en ciddi şeylerden biriydi. İşte ben biraz daha idare ediyordum müzikal anlamda diyeyim. Yani şöyle oluyor, iyi müzik yapmak aslında çok insanın isteyebileceği bir şey ama hani çok çalışmak gerekiyor.
O çalışmaya insanlar gelemeyebiliyor, üşeniyorlar ki maalesef bizim milletimiz biraz tembel. Ama sen sebat gösterdin değil mi o sırada? Sebat, yani, her yani an sebat gösterdin. Sebat göstermediğin bir an yok gerçekten. Ya Masis ya, of şimdi çok sıkıldık abi, bunu yapmak zorunda mıyız? Diyor, sen devam ediyorsun. Tabii, olmadı bir daha. Çikolata yok, kola yok. Oraları görmedim. Evet. Yani o önemli olan şey biraz ısrarcı olmak ve inat, hani pozitif anlamda bir inat olması gerekiyor ki. Ve vazgeçmemek lazım. Hep söyleyebileceğim şeyler bunlar. O sebepten de başarı geliyor bir şekilde. Vazgeçmemek lazım. Daha iyi yapmak lazım. Tutkulu yapmak lazım. Bu çok önemli. Çok iyi. Peki 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümünü kazandı. Tövbe ya. Şimdi daha sonra da hani bu bırakılıyor bu arada. Neyse ben şimdi o kısmına ayrıca geleceğim. Çok merak ediyorum. Bu bilinçli bir istek mi? Ya matematik gerçekten ilgin var mı? Doğru söyle. Hakikaten yani burada samimiyetle. Anlatayım nasıl oldu? Lütfen kısaca. İşte 2004 Best of the Band, sonra yine lise üniversite başka bir müzik yarışmasında böyle çalıp söylerken bir baktım ki üniversite sınavına kalmış 1,5-2 ay. Hani diyorum ya hep Boğaziçi Üniversitesi'nde okurum falan diyordum ama ne okuyacağımı karar vermemiştim, düşünmemiştim de o zamana kadar. Bir baktım bu kadar az zaman kalmış, önüme almış yani bölümlerin olduğu kataloğu. Bir dakika, orada dershane falan yok mu abi? Dershane var, var. Dershanede de böyle şey uzaylı gibiyim ama yani. Yine en tepe sınıftayım, bu derece beklenen sınıftayım ama yani insanlar böyle aralarda işte deli gibi soru çözerken ben insanları kolundan tutup dışarı çekiyorum. Hani biraz hava alıyorum. Şarkı söyleyeyim falan. Yani ben öyle biriydim yani orada da. Hani müzisyen bilmem ne şu bu işte uğraşıyor tiyatroyla bilmem ne falan. Neyse çoğu zaman gelemiyordum yani, hatta devamsızlık yapıyordum. Çok çok devamsızlık yapıyordum. Neyse hani... 1,5 ay kaldı, hadi bakalım. Hani bir şey seçmem lazım artık yani, karar vermem lazım. Önüme aldığım bölümleri teker teker elemeye başladım. İşte beni ne keser diye bakıyordum. Ben ne okusam benim hem hoş olaylar hem beni böyle tatmin eder. Allah. Bir şey öğretir yani. Hani böyle gerçekten istediğim bir şey olur. İşte mühendislikler vardı, onları attım. Hani böyle bir şeyim yoktu hiçbir zaman. Yani böyle üniversite eğitimine direkt bir meslek kapısı gibi hiç yaklaşamadım çünkü. Yani benim için o orada geçireceğim 5-6 belki 7 yıl komple bir kampüs hayatı ve işte benim çocukluktan işte yani ergenlikten diyeyim yetişkinliğe beni taşıyacak bir köprü gibi gördüm. Ya bir network gibi düşünebilir misin? Network tabii. Üniversite en son çok... İnsan da öyledi mesela. Üniversiteden okey istediğin eğitimi görüyorum ama üniversite bir network. Üniversite çok kuvvetli bir network tabii. Ki yani, Boğaziçi iyi bir network. Tabii ki. Yani bir de şey oluyor yani hani özellikle böyle ne bileyim ailemden hiç uzak kalmamışsan vesaire böyle hani ya da belli bir çevredeysen benim için belki o kadar değildi ama birçoğumuz için yani böyle hani gerçek dünyaya bir şey adım. Türkiye'nin birçok yerinden insan geliyor ve aslında senin o steril çevrenden farklı insan tipleriyle karşılaşıyorsun. Farklı deneyimler yaşayabiliyorsun. Neyse kısacası ben böyle görüyorum üniversite hayatını. O yüzden de hiç düşünmemiştim ama sıra sıra eledikten sonra önüme iki tane seçenek kaldı. Biri matematikti, diğeri psikolojiydi. Lisede sayısal seçmiştim. Dolayısıyla aslında benim o zaman seçimim netleşti, matematik seçtim. Yani gayet isteyerek, böyle bilerek, hani direkt ilk tercihimdi, kazandım. Ama sonra işler değişti tabii ki. Aynen işte, ama şeyi merak ediyorum. Ama bilerek isteyerek. Hani sen şey demiş şey dedin ya, o işte çok ilginç bir şey. Küçükken dedim, notaları aldım. Şimdi biz de solfej çalışıyoruz, ne kadar çalışıyoruz ayrı mesela ama hani ne kadar yapabileceğimiz. Şimdi ben sürekli şey yapıyorum. Mesela şu, okuyacağım onu hızlı hızlı okuyamıyorum da bir şey yapayım. Doğru yani baha falan diyorum falan filan. Öyle yapıyoruz zaten yani. Orada bir matematik de var. Hani küçüklükten gelen öyle bir... Hepsi matematik. Aslında evet. Aynen. Yani onun da sana faydası olduğunu düşünüyorum. Aralık hesabı, ne bileyim bir şeyler filan. Yani benim her zaman sayılarla aram çok iyiydi. Yani çok küçük yaşta filan böyle yani ikili, üçlü böyle şey haneli, iki, üç haneli, dört haneli şeyleri çarpıyordum filan. İlgim vardı her zaman. Böyle biraz ilginç bir çocukluğum olmuş aslında yani. O dört tane hani, daha olmuş. Hiç böyle müzisyen olacak işte ne bileyim sanatla uğraşacak falan diye böyle bir bakış açısı olmamış benim üzerimde. O yüzden de zaten hani hep kendi kendine epey böyle uzun bir zaman sürmüş. Bana daha böyle işte geleceğin bilim adamı işte parlak çocuğu falan çünkü çok erken yaşta okuma yazma. Yani bir sayısalcı, şey. Bir mühendis... Böyle şey yani, bilim, evet, yani evet. Bir bilim insanı. Ya onu söyledim çünkü mesela bana şey diye sorular bazen. Biraz işte, garip bir şey. Girişimci olmak için nereye okumak lazım falan gibi böyle ilginç sorular geliyor. Girişimci olmak için nereye okuyayım, girişimci? İşletme mi okuyayım?
Girişimci olmak istiyorsan girişeceksin. Girişimcilik diye bölüm açınca uzmanlar var. Aynen, hani illa müzik okudum bilmem ne değil, gördüğünüz gibi yani matematik okuyor ve hani hayat onu çok farklı. Hatta onu da soracağım. Boğaziçi'ne girmem, sanırım Boğaziçi Üniversite Müzik Korosu, değil mi? Müzik kulübü, özür dilerim. Şarkı söylemene sebep oldu değil mi? Orada şarkı söylemişsin, doğru mu? Yani orada şarkı söylüyorum. Kilise Korosu'nda da şarkı söylüyorum. Devam ediyordun orada. Peki. TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda da şarkı söylemeye başladım. Boğaziçi'yle beraber başladım oraya da. Müzik kulübü yok değil mi? Aynen, müzik kulübü. İçinde de çok farklı yapı var. Peki 2 sene şarkı söyledin orada. 4 sene şeflik yürütmüşsün. Evet. Şimdi matematikteydin. Yani. Matematiktesin bu arada. Hani orada kalalım. Matematiktesin. Koroda şarkıyı anlayamadım. Hadi koroda şarkıyı anladım. Mesela ben de ne bileyim girişimciler falan diyoruz. Hani bir şekilde koroda elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şey, ne yapayım abi şeflik falan? Nasıl oldu? Yani şöyle oldu. 2005'te ben koroya girdiğim zaman İşte kendi kendime bazı şeyleri çözmüş, halletmiş biriydim yani o anlamda. Ve hani orası mükemmel böyle bir işte profesyonel falan bir müzikaliteden bahsedemiyoruz zaten. Aynı aslında kilise korosunda bahsettiğim gibi orada da yine bir tane böyle ufak bir seçme oluyordu ama üniversite öğrencilerinin bir araya gelip hoş vakit geçirdiği, bunu müzikle yaptığı, işte bunu belki caz söyleyerek, caz korosu da bu vakti değerlendirdiği bir yer. Yani. Öyle, üniversite kulübü etkiliydi yani. Bir araya geldi, falan iyi oluyor. Yani. Ben yani bu birazcık belki de şeydi yani, hani birazcık yapılan işin önüne geçebiliyordu. Hani bu işte bir araya gelip işte hoş vakit geçirme eylemi. Dolayısıyla ben hani ilk girdiğim günden itibaren hani dedim ya şu suyu bardağı doldururken de aynı hassasiyeti gösteriyorsam. O benim için şeydi yani iyi bir müzik çıkmalıydı orada. Cihan vardı işte benim şefim o zaman. Sonra Amerika'ya gittik, orayı bana bıraktı. Cihan varken ona ben yardım ediyordum. Hani insanları bir yerde alıp çalıştırıyordum ne bileyim işte. Bir grubu o çalıştırıyordum, bir grubu ben çalıştırıyordum. Bazen hani beraber kafa yoruyorduk müziklere falan. Sonra o giderken bana bırakacağını... Cihan şefti. Cihan şef, ben de hani asistanı gibiydim ben yani, öyle söyleyeyim. O giderken de işte bana bırakmaya karar verdi koruyu. Yani aşağıda belli oluyor zaten bu. Giderken şey demiştik. Yani konuşmuştum bence yanına. Hani bu böyle olmaz abi. Yani buna bir ivme katmak gerekiyor. İvme kazandırmak gerekiyor. Seviye yani çok düşük. Burada yani hoş olmayan bir yaklaşım var. Çok laçkalık var vesaire. O da farkında zaten. O da bunlardan çok rahatsızdı ama hani çok fazla da şey yapmıyordu. Yani o Amerika'ya gidecekti. Zaten bambaşka bir hayatı olacaktı vesaire. Hani sıkılıyordu, üzülüyordu. Üzerimize kolon bile fırlatmışlığı vardır. Kolon dediğimiz hani... Yani evet, hani şimdi boyutunu olduğundan biraz ufak bir şöyle bir şeydi yani. Bayağı böyle fırlattı yani. Ya şöyle yuvarladı yani. Çok güzel. Neyse. Cihan da izlerse falan, Cihan'a bir selam etsin. Sevgili şefimiz, Türker Hocam inşallah güzel bir şey. Neyse sonra hani o da dedi ki sen nasıl istiyorsan öyle yap, ben sana güveniyorum. Çok fazla engel çıkacaktır önüne. Hani bu böyle radikal bir şeye girişirsen emin ol hani burada müzik kulübünde ve hani koronun içinde çok fazla ses çıkacaktır. Ama eğer bunları göze alabilirim diyorsan, yapmak istiyorsan sonuna kadar arkandayım, destekçinim, sen bildiğini... lütfen bildiğin yoldan git dedi. Ben de öyle başladım aslında. Yani. Ve çok ses vardı değil mi? Yani o ekibin içerisinde vardı. Ne yapacaksın ya? Tamam nasıl? Ya bakıyoruz. Var tabii ki vardı. Yani bakıyoruz ötesinde. Ya ben... Bize çok yaşadığımız bir problem çünkü. Yani ben yeni... Ben yazılımı şöyle yapayım, ben böyle yapayım. Ben şöyle yaparım kafama göre. Yeni baştan bir seçme yapmaya karar verdim de mesela. Önce müzik kulübü, arkasından koronun içinden bazı insanlar. Buna çok tepki gösterdi. Hani niye biz koroya girmişiz zaten bize seçme yapıyorsun, amacın ne filan gibi. Ama ben dedim ki başka türlü çalışamam ben bu şekilde çalışabilirim. Dolayısıyla o seçmeyi yaptım. Ufak bir ekip topladım. Ve onlarla başladı aslında her şey. Yani sıfırdan başladı diyebilirim o anlamda. Her şey şimdi dışarıdan hani iyi kötü görüyorsunuzdur. Gayet tatlı, hani güler yüzlü falan bir insan. Ama şimdi ben kendim de korona olduğum için o bazı zamanlarda hakikaten hani şey yapmak gerekiyor. Ya bu bence girişimci ekipler için de böyle. Hani bazı zamanlarda birinin mutlaka hayır abi ben bunu böyle yapmak istiyorum diye. O yüzden hani hakikaten... Yani son söz söyleyecek birinin olması gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde... Karar alınamıyor. Karar alınamaz, hareket edilemez. Anladım. Buysa yani. Şimdi senin çok farklı alanlarda yeteneğin var. Şimdi benim bildiğim kadarını söylüyorum. Eminim daha fazlası vardır. Gitar ve bas çalıyorsun. Bak. Klavye de bayağı usta gibisin.
deniyor. Utanmadan tiyatro var. Bir de buna inanamadım ama bunu doğruysa Allah aşkına spor yapıyormuşsun yani yüzme kayakta yapmıyorsundur abi. Yapmadın. Kayak falan yapmadım. Muhtemelen sözlükten okudum. Anladım. Yüzme öyle bir şey yok değil mi? O yüzme geyik var. Yani. Yüzme var. Başka bir şey var. Basketbol oynadım bayağı. Basketbol oynadım. Başka bir şey yok de lütfen. Ya vardı yani anlamı yok yani. Abi hayır şurada iki dakika şeyden yürüyemiyorum. Bak şey bunlar yani benim bir delilim var mesela bir dönem. Basketbol takımındaydım. Yeşilköy'de Yeşilköy Spor Kulübü'nde. Aynı anda futbol takımına da girdim. Ve böyle yazın her gün antrenman var. Her gün. Sabah futbol antrenmanı, akşamüstü basketbol antrenmanı. Gidiyordum 2-3'er saat işte antrenmanlar, belki 4'er saat. Sabah böyle deli gibi güneşin altında sahilde falan böyle. Arkasından eve geliyorum, ölüyorum falan böyle. Bir şeyler yiyorum, iki duruyorum, bir duş alıyorum, çıkıyorum, basketbol antrenmanına gidiyorum. Eve geliyorum, ölmüş bir vaziyette. İşte birazcık oynayıp takılıp yatıyorum falan. Böyle bir ay geçirdim. Sonra dedim ki yavaş yani biraz futbolu bırakmıştım. Basketbol devam etti. Ya ben seni merak ettim. Hani işte klavye, şu, bu falan filan. Hani geniş bir yelpaze. Çok şeyle ilgim var belli. Bu kadar çok şeyle uğraşıyor olman, senin kurduğun koruyu etkiledi mi yani? Bazıları belki direkt alakalı olabilir, bazıları ama çok alakalı gözükmüyor. Hani bir anlamda hiperaktif bilmiyorum dediler mi sana hiperaktif diye? Genelde öyle derler ya hani sen hiperaktif misin falan. Yani hani zamanı neye kullanacağını şaşıran oraya buraya zıplar. Aynen. Yani, hepsine bir o da olsun, bu da olsun falan. Yani ki hani bizimle çalışan herkes öyle. Demişlerdi bana öyle bir teşhis konulmadı ama diyenler oldu tabii ki. Yani bunun adı nedir bilmiyorum ama enerjim biraz fazla galiba. Yani bunun şeye hani Boğaziçi Caz Korosu söyleyeyim. Ona Boğaziçi Caz Korosu'nun etkisi tabii ki oldu. Çünkü mesela performans. Tabii yani. Bütün bu bahsettiğin şeyler beni ben yapan şeyler zaten. Yani beni besleyen şeyler, bu zamana getiren şeyler. Bütün hani bendeki birikimin aslında şeyleri bunlar. Yani birer birer parçaları. Koroda yani benim hayatımda tiyatronun etkisi çok büyüktür. Lisede bir 4 sene arkasından da 1,5-2 sene kadar liseden mezun olan topluluğun devam ettirdiği bir amatör ekibimiz vardı. Ki özellikle her sezon başında koro çalışmalarının aşağı yukarı %70'i, 80'i belki teatral çalışmalar, grup çalışmaları, drama, yaratıcı drama çalışmalarıyla geçer. Zaten koronun eğer hani sen izledin koroyu değil mi? Evet. Demiş miydin? İzledim. Burada da belki izleyenler vardır. Koronun dışarıya yansıyan ve gerçekten böyle her izlediğiniz ekipte belki de karşılaşamayacağınız bir enerjisi oluyor. Hani bu en kötü konserde bile bu enerji var, mutlaka bir şey var. Onun ben bu teatral çalışmalarla ve biraz da benim bu anlamdaki birikimle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Aynen. O yüzden de yani koronun üzerinde zaten o enerji görüyoruz yani sahnede o enerji görüyoruz. Demek ki birbirinden farklı disiplinler bir araya gelip bir noktaya gelebiliyormuş. Onu da buradan görüyoruz. Peki Boğaziçi Caz Korosu bir koro. Ancak bazen bunu açık söyleyeceğim burada hani koronsu Masis diye eleştirildiği oluyor. Yani aslında Masis de koro değil. Şimdi burada bir ekip var. Masis daha çok ön planda. Ekip sana arada sırada böyle yani şey olmuyor mu ya Masis yani biz yapıyoruz sen de hep çıkıyorsun falan filan de böyle hani sıkıntı oluyor mu onu çok merak ediyorum. Yani bu şöyle. Bizde oluyor mesela onu söyleyeyim. Sen ortaksın da kardeşim azıcık dur şöyle biz de çıkalım falan ya da birisi gazeteye çıkıyor mesela ben niye çıkmadım diyor. Oluyor yani. Yani bunun ne yaşla alakası var ne işte ne bileyim eğitim düzeyiyle ne de hayatla neyle alakası var. Bu insan psikolojisi. Bu her yerde olacaktır. Bizim koroda da oluyor tabii ki. Ama şu önemli bir şey var pek burada bilinmeyen. Bir müzik topluluğu yani koro veya orkestra mutlaka şefiyle anılır ve şefiyle vardır. Çünkü onu o yapan gerçekten onun oradaki müzik direktörü şefidir. Bu noktada ve onun aslında, karakterini de yansıtıyor aslında. Tabii ki öyle ama yani ben o okuduğum ekşi sözlük sayfalarında inanılmaz şeyler yazıyor zaten. Oralara girersek bir anlam şey gitmesi olur yani. Benim videolarım bile altına adam normal video yazmış adam ne küfürler. Yani. Yoksa hani öyle bu kadar abartı bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece ama işte, o zaten bu çok hatta çoğu yerde oluyor tabii ki işte hani insanlar böyle ondan bir rahatsızlık duyuyor. Şakayla karışık bazen bir şeyler geliyor gidiyor. Ben mesela hani bireysel bir ödül alıyorum bir yerde. Hani böyle bir gariplik olmadı değil zamanında. Bunlar oluyor tabii ki. Bunları da anlayabiliyorum biraz önce bahsettiğim gibi. Fakat şey yani çoğu yerde de mesela benim işte adımı geçirirken işte birçok röportajda, birçok televizyon programında
İşte Boğaziçi Caz Korosu'ndan Masis Aram Gözbek ya da hani mantıken Boğaziçi Caz Korosu şefi yazmalı değil mi aslında? Ya da işte ne bileyim birçok yerde benim adım geçmez Boğaziçi Caz Korosu yazar haberlerde. Aslında söylenildiğinin aksine bir durum da var diye düşünmüyor değilim ben. Yani biraz böyle şey. Yani o yazılar pek doğru yansıtan şeyler değil. Başka duygularla yazılmış çok şey. Orada böyle bir nefretle falan. Ya, maalesef. Algı olarak yani ama ben zaten hani işin o esprisi tamam mı? Şeyi merak ettim hakikaten. Çünkü bizim kurduğumuz ekiplerde her zaman ekipte biri birazcık ön plana çıkmaya başladı. Böyle bir hafif bir bozulma ve ekiplerde takımlarda... Ama şey yani sen takımın liderisin veya korumun şefisin veya hani bir yerde bu işi sen temsil ediyorsun ya da hani sahnede bir kötü performans olduğu zaman hani ne bileyim bu işin sadece iyi yanlarını sen böyle daha fazla almıyorsun. Aha. Asıl bütün zorluklarını ben burada anlatmaya başlasam şimdi değil 50 dakika 5000 dakika yetmez. Dolayısıyla bu aslında normal bir denge diye düşünüyorum. Şeyi merak ediyorum. Ben iki tane blog yazısı yazdım bu şeyle alakalı. Hani koronun normalde girişimcilikle falan alakası olmadığını düşünenlere. Ben mesela öz disiplin, takım çalışması ve liderlik. Bu üçünü çok açık her yerde de söylerim, her eğitimde de söylüyorum. Ben bunu koroda öğrendim. Sağ olsun hani Türker Hoca'nın bu konuda zaten katkısı %100. Korodaki arkadaşlarım da aynı şekilde. Ve bunun kendi hayatımda, profesyonel hayatımda uygulayabiliyorum. Bu özellikle bize kendi koronda mesela öz disiplin, takım çalışması ve liderlik. Bunlardan çok kısaca bahsedebilir misin? Mesela öz disiplinince ne yapıyorsun öz disiplin için? Liderlikle ilgili gerçi biraz anlattım belki ama bir de takım çalışması. Çok anlatmadım aslında ama yani şu önemli. Yani liderlik demek bir gruba yani bir grubu yönetmek, bir grubu işte şey gruba yön vermek diyelim. Bu noktada önemli olan şey sizden daha çok grup oluyor. Yani dolayısıyla orada herkesin çok önemli bireyler olduğunu ve gerçekten o işin içinden o kişi çıktığı zaman bazı şeylerin eksileceğini, herkesin o işin en mükemmel şekilde icra edilmesinde çok büyük payı olduğunu hem önce sizin bilmeniz gerekiyor hem de o insanlara hissettirmeniz gerekiyor. Yani bu anlamda hani biz önce bahsettiğimiz konuyla da ilintili aslında. Ya ben işte şeyim falan, ben şöyleyim, böyleyim, ben yaparım zaten falan gibi bir noktada mesela koroda şefler şarkı söylemiyor. Yani şarkı söyleyenler asıl koro üyeleri. Yani şarkıcılar, koristler. Dolayısıyla onlar yapıyor müziği yani bir noktada. Bence bunu unutmamak lazım. Bu çok önemli bir şey. Bundan sonra da tabii ki şey var. Yani sürekli bir denge hali var. Yani bir koro şefi olmak ya da bir grubu işte idare etmek daha çok zaten hani müzikal veya teknik yeterliliktense insanlarla ilişki kurmayı bilmekten geçiyor. Yani bunun yolu bunu iyi yapmanın. Peki ayrılanlar çıkanlar oluyor değil mi? Çok aradaki, fazla. Yani böyle bir çok büyük bir sirkülasyon var. Aynen. Aynı sirkülasyon her yerde var. Şeyi merak ediyorum. Sirkülasyon var, devam ediyor ama Boğaziçi Caz Korosu gidiyor. Hatta daha da iyiye daha büyük projelere gidiyor. Bunu nasıl sağlıyorsun? Bize de oluyor mesela ekiplerden ayrılan insanlar oluyor. Gidiyor. Yani o devamlı senin tutkun mu sağlıyor yoksa başka bir yolun var mı? Başka bir yol mu? Nasıl oryantı ediyorsun? Değilim ben. Tutku çok önemli gerçekten. Yani bunu da saatlerce konuşsak üzerine hani yetmez. Eğer bir şeye gerçekten büyük bir merakınız, hevesiniz veya tutkunuz yoksa zaten o işte ileriye gitmeniz imkansız. Dolayısıyla çok büyük bir tutku, büyük bir inanç olması gerekiyor. Başka türlü olmaz. Eğer size işte mükemmel bir maddi getirisi falan yoksa ki dediğim gibi hala ben gönüllü devam ettiriyorum. Ben dahi yani. Ve o tutku bir şekilde sizi hep ayakta tutuyor. Ben günlerce uyumadığımı bilirim. Ve her yeni grup geldiğinde, her sezon başında belki yeni bir koro kuruyor gibi oluyoruz yani. Bu sirkülasyonu engellemek tabii ki hep düşündüğümüz şey ama bir yandan da bir gerçek var ki bu korunun temposu yani gönüllü koro üyeleri için veya işte ne bileyim bu işi bir meslek olarak bu işle ilgilenmeyenler için çok çok yoğun. Yılda 52 performans yapmışız mesela geçtiğimiz 52 sene. Performans. Evet, geçtiğimiz 2 yıl boyunca 52'şer performans yapmışız.
Bunun içinde bir sürü farklı projeler var, sadece aynı repertuarı söylemiyoruz, her yerde bambaşka aynı şeyler ekip var. Aynı ekip belli ki performans ekip. Yani belki biraz değişiklikler olabilir. Aynı ekip ama işte bu ekip değişiyor sene içinde yine. Hani ekip aynı aslında. Yani insanlar bazen değişiyor. Ruh aynı, ekip aynı ama tabii tabii şey değil yani, mesela 10 kişi bunları yapıyor, diğer 10 kişi şunları yapıyor gibi değil. Hep Boğaziçi Jazz Korosu. Dolayısıyla şey, yani tempo çok yoğun. O yoğun tempoda bir şekilde ayakta kalmak ve her zaman bu ivmeyi yukarıda tutmak çok çok zor. İşte çok kuvvetli bir inançtan bahsediyoruz. Orada gerçekten şarkı söylemenin hepimizin üzerindeki etkileri, daha önce deneyimlemiş olan belki bizlerin ve deneyimlemesini arzu ettiğimiz bütün arkadaşlarımızın, çevremizin, toplumun bu yolla çok daha iyileşebileceğine inancımız. Seçerken neye göre seçiyorsun? Yani ekip bir alırken doğal olarak seninle görüşüyor. Neye göre seçiyorsun? Ne tür kriterlerin var? Yani daha çok müzikal kapasite ve aslında bu işe uygunluk. Yani çok mükemmel bir solist gelebilir koroya mesela ama onu koroya kabul edememeyebiliyoruz bazen. Çünkü aslında yaptığımız onu işe uygun ediyorum. Olması çok önemli. Mesela çok müzikal seviyesi çok düşük. Ya da ne bileyim işte hani nota bilgisi hiç olmayan insanlar geliyor ama bir şekilde artık bu 8. yılımız insanlar da böyle hani içeri girdiği zaman az çok tanıyabiliyorum yani hani hadi bakalım ne çıkacak acaba filan diye iki aşamalı bir seçmemiz var. Birincisi temel müzikal becerileri ölçtüğümüz bir seçme. İşte birkaç egzersiz yapıyoruz. Temel müzik bilecek. Aynen. Yok şey, nota bilgisi aramıyoruz, onu söyleyeyim. Yani hala aramıyoruz. Bu bizi aslında çok da zorluyor ama bir şekilde başka şeyleri daha değerli görüyoruz bu koro adına. İkinci aşamada da, yani birinci aşamaya geçen adaylara 4-5 gün ya da hani bir hafta öncesinden bir birkaç parça gönderiyoruz. O parçalardan kesitler gönderiyoruz daha doğrusu. O kesitleri çalışıp işte ona belirttiğimiz ses grubunu, sopranonu, altonu, tenorunu, basmanı, onları çalışıp gelip bizle beraber, işte korodan da bir 6-7 kişiyle beraber bir şey, deneme seansı yapıyoruz. Asıl önemli olan aşama o. Çünkü, o aşama. Çünkü yani görüyoruz bakalım nasıl olur. Yani mükemmel bir şey müzisyen olabilir ama belki orada bizim istediğimiz ses çıkmayabilir. Ha böyle anlattığıma bakma, böyle çok iyi insanlar geliyor da biz işte almıyoruz falan gibi bir durum yok. Gerçekten gelenler ortalaması şey yani halk. Müzisyen bir çoğunluk yok gelen. Hayır şeyi halk görüyor. Geliyor yani. Konsere geldiğinde. Çünkü yani biz herkese açık yapıyoruz. Aynen, bir de hani geldiğinde şeyi görüyorsun. Konsere çıkıyorsun, ben hep insanların gözünün içine bakarım. Hani o parlaklık var mı diye. Girişimlerde de ona bakıyorum. Mesela bana gelip işte benim girişim var, kart veren arkadaşlar var. Ben seri girişimciyim diye. Bu arada öyle kartlar çıkıp şey değil. Ben seri girişimciyim. Çat 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 çat. Kartı giriyor. Falan yani hiç öyle değil. O gözündeki parlaklığı gördüğün zaman hakikaten çok farklı bir noktaya geliyorsun. Muhtemelen o heyecanı olması daha önemli. Bir de ben koroda yani kendi adıma söyleyeyim şunu öğrendim. Şimdi biz ilk koroya girdiğinde söylerken şeyi düşünüyorsun hani bir ses çıkarayım hani. Hani ben de çıksın sesim hani kendi sesimi duyayım diyorsun. Halbuki öyle bir şey yok hani. Herkesin sesi aynı anda çıkıyor. Herkes birbirini dinlemek zorunda. Hatta bizim şef de diyor ya, iki kulağımız var, bir tanesi dinlemek için, bir tanesi kendimizi dinlemek için. Yani iki tarafı da dinlememiz gerekiyor. Mesela bu kendi egonu grup içerisinde çok net şey yapmanı sağlıyor. Çok şey öğreniyoruz. Yani ben korolarda söylediğim ve işte koro öğrettiğim hayatımın büyük bir kısmı diyeyim. Bu süreç boyunca inanılmaz şey öğrendim. Hayata dair ve yaşamaya ve insanlığa dair, birlikte yaşamaya dair. Zaten bu yüzden, bu en büyük motivasyonumuz bu yani. Bu işi yoksa bu kadar sürdürebilmek, sıfır destekle, bu kadar yere gidip işte ödüller almak, şampiyonluklar almak, hala böyle hani zor koşullar gerçekten yani anlatsam bitmez evet, yani. Zaten yani çok kısaca olsa hocam, mesela şeyi merak ediyorum. Başarılısın yani en azından bunu gördüğümüzde yani ödüller belli. Hani, zaten ne kadar gözüktüğün ve bu konuda Türkiye'de ne oldu, nerede olduğunu belli ama bu senin için başarı ne ifade ediyor? Ne zaman kendine yani evet abi ben yaptım bunu diye evine gidip hani kafanı koyduğunda evet iyiyim ben mi diyorsun yoksa bir kriterim mi var? Yani 20 ödül alırsam mı başarı diyorsun yoksa bunu bu yaptı küçük bir şey de olabilir. Evet ben başarılıyım diyorsun. Yani bunu cevap vermek çok zor. Yani. Çünkü öyle bir şey demiyorum çoğu zaman.
İşte tam yani. Demek istediğim buydu yani. Ya bunun bir sayısı yok. Bizde bol bol kriter var abi böyle. Bunun anahtar ölçüm kriterleri falan yani, var o yüzden. Yani bunun bir şeyi yok. Yani bir kriter varsa, bir kıyas varsa eğer, kıyasla ben başarılı biriyim evet. Neye göre ama yani. Ama Masis'in şey, öyle bir şey yok. Sadece yapıyorsun. Yani bu. Evet, ben yapmak istiyorum, iyi yapmak istiyorum ve amacım bir noktaya ulaşıp burada durmak değil hiçbir zaman. Ben süreçten zevk alıyorum zaten. Yani tam gerçekten zaten hani işte müzik böyle bir şey. Girişimde oturup işte bizim 2 milyon dolarlık şey exit etmemiz lazım, çıkmamız lazım diye düşünmek yerine o an yaptığın şey en iyi şekilde yaptığında zaten oluyor. Bunun doğal sonucu zaten başarı oluyor. Oturup da orada hani bir hedef belirleyip ben hedefi yapmak zorundayım gibi düşünmemek gerekiyor. Yani hedefler koymak gerekiyor ama bu hedefin işte ben işte şöyle bir adam olup şunu da şöyle yapacağım ya da ne bileyim benim başarı kriterimi buraya oturacağım ve burada duracağım gibi bir hedef. Ben yani, genel müdür olacağım. O, ben bilmem ne şöyle olur. O hedefe ulaşma süreci hiç bitmez o zaman ve sadece orayla kısıtlı kalır insan. Yani hedefine hep ulaşılamayacak yerler olması lazım ki bizim yani bu konunun bu hale gelmesinin en büyük sebebi o inatçılık ve aslında yani çok insanın, %95 insanın etrafındaki belki de hani imkansız gözüyle baktığı şeylere inatla devam edip ve o yolda başarılı olduktan sonra bir sonrası diye yaklaşmak oldu aslında. Bu koroyu buralara getiren bu yaklaşım oldu. Bir şey soracağım, çok büyük sıkıntılar çekiyorsunuz. Şimdi koro, çıkıyorsunuz, konserler veriyorsunuz. Bu suyun akması lazım abi değil mi? Yani evet. Biz ona şey diyoruz, girişimcilik ekolojik gelir modeli diyoruz ya da iş modeli diyoruz. Şimdi sana iş modeli demeyeyim. Ama şöyle diyeyim yani nasıl akıyor bu su? En son Fongogo'da bir imece fon sitesi, imece fon diyoruz biliyorsunuz, crowdfunding deniyor. Yani hani orada ilgili bir kitlesel fonlama diyor. Kitlesel fonlama ya da imece fon da deniyor. Evet, hani böyle daha Türk şeyle. Nasıl dönüyor bu çark? Nasıl yürüyor? Çünkü bir de Boğaziçi genç, değil mi? Gençlik korosu. Gençlik korosu bir de var. Onda, o da var. Bir yıl başladık, onda biraz. Yani bu tekne gidiyor. Abi yani nasıl gidiyor? Büyüyorlar İzmir'de. Bir de muhtemelen anladığım kadar hedef, yani şey de var. Tabii. Büyüme durumu da var. Hakikaten biz parayla bile yürütemiyoruz. Yani işte salt paraya bağlamadığımız için bazı şeyleri belki de o hep yürüyebiliyor. Yani sıkıntılar hep var, para sıkıntısı her zaman olacaktır. Yani ben şuna çok eminim. Yani en böyle işte hali vakti yerinde en zengin diyebileceğimiz insanlar bile bir şekilde o para sıkıntısını, yani para sıkıntısı bitmez yani. Dolayısıyla o başka paralardan bahseder. Biz işte 5-10 liradan bahsederiz bir an. Ama işte buraya endekslenmemek gerekiyor. O noktada da biz gerçekten kendimizi çok zorluyoruz. Yani ben hayatımın neyim var neyim yok vermişimdir koroya, öyle söyleyeyim. Ve hani koroya gelen insanlar da öyle. Yani burada nakdi, gayri nakdi her şeyden bahsediyoruz değil mi? Hani bayağı... Evet, tabii aynen öyle. Hatta şu an nakdiden bahsettim, yoksa zaten 7-24 bütün hayatını veriyorum yani şu an. Çok işletmelerde adama para veriyorsun ve tutamıyorsun. Ama sen tutkuyla daha sıkı tutuyorsun. Orada. Evet. Yani, o yüzden ama yine de yürümesi lazım. Yürümesi lazım çünkü yani uçak bileti alınıyor, bilmem ne alınıyor, bir yerlere gidiliyor falan. Sosyal medyada bayağı aktifsiniz, bir şeyler yapılıyor. Sosyal medya mesela Facebook'a reklam veriyoruz, onun bir şeyi var, bedeli var yani. Hani her şeyi kendimiz yapıyoruz ama bazı şeylerin hani gerçekten maddi karşılıkları var yani oraya bir şey yapamıyoruz. Hani reklam da ben vereyim de iki tane de işte Facebook'ta işte entry gireyim falan bir saçma bir şey olmayacağına göre bir para lazım. O da şöyle oluyor yani bizim maalesef 2012'den kalma çok büyük bir borcumuz vardı. O biraz eridi çok az bir kısım kaldı. Bir yandan o devam ederken bir yandan da hali hazırda yine bir sürü festivale katılıyoruz ediyoruz. Dolayısıyla bu sıkıntı aslında böyle hep bizi çok zorlayan bir sıkıntı. Nasıl bir gelir döngüsü var? Kaşe alıyoruz bazı performanslardan. Oradan gelen bir yerlere gidiyor vesaire. Elimizde zaten hiç para kaldığını ben hatırlamıyorum. Yani bir birikim, yatırım şansımız olmuyor. Yok, o tarz bir konserde ben zaten para atıp cebine koyacağımı düşünmüyorum. Zaten imkanı yok yani. Mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim. Öyle şey yapıp biz yaparız ya. Çarpı 50 hani öyle derler yani. Şimdi kaç kişi var? Çarpı 50 falan bu kadar. Yani şey olamıyor gerçekten. Yani bu konu mesela şu açıdan önemli. Daha iki gün önce bile birisi yazmış mesela yine internette bir yere. Yani bilmiyorlar bu koronun nasıl döndüğünü ya da nasıl bir motivasyon olduğunu tahmin edemiyorlar ya da kabul edemiyorlar bazı arkadaşlarımız gerçekten. Çünkü herkeste olabilecek bir şey değil yani bu çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir tutku ve bu koroya katılan herkes buna bulaşıyor.
Ve bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. İşte Pongo kampanyasını başlattık mesela. Şu an yürümüyor. Bayağı çok kötü. Pongo'da Boğaziçi Caz konusunu seni destekleyin ha. Adamlar burada bir şey yürütmeye çalışıyorlar. Pongo'da imece fon olarak Türkiye'de en iyi crowdfunding serilen bir tanesi. Evet. Hani 3-4 tane daha var. Pongo'da en başarılı. Evet. Ben de Louis, bizim embryonist onların stratejik ortağımız. Yani biz de elimizden gelen destek vermeye çalışıyoruz ama maalesef gördüğünüz gibi desteğe ihtiyacı var. Şöyle yapalım yani. Yok yani o anlamda aslında çok önemli bir durum. Çünkü normalde herhangi bir sponsor bulup bir yere gitmek gibi değil. Hep beraber böyle herkes işte bir parça koyarak, herkesin eliyle beraber... 5 lira, 10 lira, 20 lira fark etmez. Aynen. Ya şöyle söyleyeyim ne bileyim yani işte 20 lira en ufak destek. Biz orada 60 bin liralık bir hedef belirledik. Masrafımız çok daha büyük ama hani toplayabileceğimiz için... Ve tesisen bir yere gidiyorsunuz aslında. Türkiye'yi tesisen bir yere. Tabii onu da ufaktan değinirim. 20'şer lira, 3 bin kişi 20 lira verse o bitti aslında. Yani ki koronun takipçileri çok yani. İşte şey oluyor, insanlar bazı sebeplerden böyle yıldırabiliyor, işte kredi kartı vesaire bir şeyler. Teknolojiye çok hala çok yakın olamayan bir millet olduğumuz için ama çok da zor değil yani, o yüzden ne güzel olmuş. Biz de buradan şey söyleyelim. Ya gideceğimiz yeri de söyleyeyim bari. Lütfen. Haftanın en büyük koro festivaline katılacağız, Europa Cantat 2015. Avrupa'nın bütün işte dinamik ekiplerini bir araya getiren ve böyle alanında en uzman kişilerin buluşma noktası olan atölyelere katılma şansımızın olduğu, birçok şey öğrenme şansımızın olduğu ve bazı ekiplerin çok sağlam performanslar yapacağı ve kendi ülkelerini temsil edebileceği, kendi kültürlerini temsil edebileceği bir festival. Avrupa Korolar Federasyonu tarafından her 3 yılda bir Avrupa'nın en büyük farklı şehirlerinde düzenleniyor. Dolayısıyla aslında bu festival önemli bir festival. Zaten hem Avrupa'da hem dünyada çok ciddi şeyleriniz var, ödülleriniz var zaten. Yani hakikaten bizi orada görmek isteyen çok fazla insan var ve bizle tanışacak çok fazla insan var. Özellikle bu anlamda ama çok önemli çok bir yer. Çok pamuk eller ceda. Bu hep böyle yani maalesef. İnşallah o tutkuyun daha desteklenmesini umuyoruz. Şeyi sormak istiyorum son olarak, Boğaziçi Gençlik. Ne düşünüyorsun? O mesela çok yeni bir girişim. Evet, o da bir girişim. Yani. Hani ne düşünüyorsun? Bu gelecekte hem gençlik hem biraz da gelecek planlarından bahsedelim. Hani öyle artık yavaş yavaş zamanın sonuna gelirken. Çok heyecanlıyız Boğaziçi Gençlik Korosu'la alakalı bir şeyler planlarken, düşünürken veya geçtiğimiz günlerde işte üst üste iki tane performansları oldu. 7 Mayıs'ta Cumhuriyet Gazetesi'nin 91. kuruluş yıl dönümünde çok güzel performans oldu. İlk performanstı. Kendi ilk konserini korudum. 10 Mayıs'ta da Sanse Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nde bir performans yaptı. Yaş grubu 15-19 şu an. Hı-hı. Yani daha çok lise. Daha güçlenecek misin yoksa orada çünkü hani ses belli bir şeyden sonra herhalde. Evet yani lise öğrencisi daha çok ve bazı da üniversite öğrencilerimiz var. Yaş şeyini orada tutacağız galiba. Yani 15, 18, 19 gibi tutacağız. Bundaki amacımız nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Bir kere Boğaziçi Caz Korosu aslında çok da temeli olmayan bir oluşum. Yani insanlar geliyorlar ve çoğu zaman şarkı söylemeyi veya bir koroda şarkı söylemeyi orada deneyimliyorlar ilk olarak. Çoğu insan çok ilginç geliyor ama korodaki mesela müzisyen sayısı şu an, yani müzik öğretmeni veya müzik okuyan sayısı toplam 2 veya 3 şu an. Hı hı. 30 kişiden 3 kişi. 3 kişi. 2 belki. %10. Yani çok hatta iyi. %10'dan daha düşük. hatta son yılların en düşük oranı diyebilirim bu anlamda. Ve insanlar dediğim gibi gelip burada ilk deneyimlerini yaşıyorlar ve o bizi çok zorluyor. Bir yandan da artık Boğaziçi Caz Korosu bir okul oldu diyebilirim. İçinden birçok farklı vokal topluluk çıkıyor, başka korolar çıkıyor. Hatta demin izlerken Boğaziçi Korosu değil mi? O da yok. Akapella Boğaziçi. Akapella Boğaziçi. Onlar evet, daha bizden daha da eskiler onlar. Evet. O yine müzik kulübünden çıkmalar. Bizim kendi içimizden çıkan başka gruplar var. Ve çıkmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu zaten çok inanılmaz bir gösterge. Bu sana keyif veriyor değil mi? Tabii ki veriyor. Yani çünkü herkes bir şekilde o korunun zamanında çok önemli bir parçası olmuş ve o ailenin bir üyesi olmuş artık. Yaklaşık 300-350'ye
aşağı yukarı 350 korist geçmiş toplam bugüne kadar Boğaziçi Jazz Korosu'ndan, evet. Ve bu aslında sadece müzikal değil, hem müzikal hem de sosyal anlamda hepimizin çok şey öğrendiği bir yer. Dolayısıyla bunu gerçekten adını da koymak istiyoruz. Bu koro ve bu oluşum, bu birikim bir enstitüye dönüşsün. Herkesin ne bileyim rahatlıkla yararlanabileceği bir belki koro müziği kitaplığı, bir işte ne bileyim koro müziği arşivi olan, içinde bünyesinde seminerler, eğitimler düzenleyebilen, işte yurt dışından yurt içinden eğitmenler ağırlayan, korolar gelir getiren, tabii ki öyle yani artık bir kurumsal bir yapıya kavuşmuş ve bünyesinde farklı topluluklar, farklı yaş gruplarından, işte farklı stillerden korolar, vokal grupları barındıran bir yer olsun istiyoruz, çok istiyoruz bunu. Gençlik Korosu da aslında bu anlamda bu dediğim gibi altı boş olan şu an Boğaziçi Jazz Korosu'nun yavaş yavaş ayaklarını yere bastıracak adımlardan biri. Belki birkaç yıl sonra bir çocuk korosu. Neden olmasın? Oradan yani çıkanlar Boğaziçi Jazz Korosu. Aynen tabii ki. Yani bir zincir oluşturmak ve bu kültürü aslında tabii ki uzun yıllar boyunca emek vermiş, hayatlarını buna adamış abilerimiz, ablalarımız var. Onlara ben buradan çok teşekkür etmek isterim. Çünkü onlardan görüyoruz aslında bir yandan da ve onların tutkusu bizi bir yerlere getirdi. Biz de kendi etrafımıza, yani Boğaziçi Jazz Korosu olarak bu kültürü yeşertmek için, bu geleneği aslında kurabilmek için, oluşturabilmek için burada neler yapabiliriz düşündüğümüz zaman aklımıza gelen şeylerden biri. İlk olarak bu adımı attık ve gerçekten de çok çok heyecanlıyız. Yurt içi yurt dışı festivaller olacak yine Gençlik Korosu'nda katıldığı. Tepkiler çok olumlu. Onların heyecanı çok başka. Çoğu zaman kendi koromda bazen böyle yakalayamadığım heyecanı Gençlik Korosu'nda yakalayabiliyorum. Enerjileri çok daha başka. Güzel şeyler olacak. Başka değişimler çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi yani onda bir problem olmuyor. Zamanımız kısıtlı olduğu için Masis çok ilham verici ve güzel bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Masis bir alkış bence. Gerçekten eminim ki videoyu izlediğimiz zaman da çok farklı şeyler olacak. Yalnız ben son bir şey rica etmek istiyorum Masis'ten. Şimdi bizim milletimiz kulak olarak, ritim olarak pek başarılı değildir. Masis de hazır burada şefi bulmuşken. Masis senden bu arkadaşlarımızı bir şey yapmanı rica edebilir miyim? Biraz yönetmeni rica edebilir miyim? Mesela ses olabilir, ritim duygusu olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bence herkesin şarkı söyleme yeteneği ya da işte ses çıkarma yeteneği var. Çünkü biz doğduğumuz zaman zaten ses çıkartarak o zaman işlemi kendine çıkarıyor. Aynen. Dolayısıyla bunu bir, bence burada görebiliriz. Bir tek bir şeylerden başlayalım. Mesela. Tamam. Kalkalım. Siz kalmasa gerekirsiniz. Yani herkes göremeyebilir o zaman. Sadece sağ kolumla ilgileniyorum sağladım. Benim sadece sağ kolumla ilgileniyorsunuz. Burası sadece benim sol kolumla ilgileniyor. Yani başka bir şey hiç bakmıyorsunuz. Sol elim. Bu da sağ elim. Tamam mı? Şöyle yapacağız. Alkışlamayacağım sefer ama alkışlar bir yaptığında zaten geleceğiz. Böyle 3, 4. Evet 3. Sadece sol koluna ilgileniyor bu grup. Bunun sadece sağ koluna ilgileniyor. Yani. Buyurunuz. Aynı şekilde yaşadığınızı mı? 3, 4. 3, 4. Ve.
3, 440 Hz titreşiyor ve La notasına denk geliyor. Buradan sesleri alıp o harekette şöyle bir şey oluyor. La notasına alıp Kore'ye işte sesleri dağıtıyorum mesela. Aslında olayı bu. Şimdi piyanonun için bundan yardım alacağım. Bir ses size söyleyeceğim. Aynısını çıkarmanızı isteyeceğim. Na diye söyleyebiliriz. Mesela şunun gibi. Ya da nota ismi diye söyleyeyim. Hem de notaları da duymuş oluyor. La. La. Güzel. Halleluya. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Taylan, Taylan izliyor musunuz arkadaşlar? Yani performansını biz de bir değerlendirelim. Şu anda sevdiğim böyle. Çok heyecanlıyım. Biz köylerden gelen şen çalgıcılarız. Hey, biz köylerden gelen şen çalgıcılarız. Gün makaronlar var. Aşağıda makaronların tadına bakmanızı öneririm. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz.